Şimdi huzurlarınıza yeni bir kazazede geliyor Demet Akalın. Bakar mısınız? Bundan birkaç program önce İbrahim'le beraber buradalardı. Şimdi Demet tek başına burada. Ama inanıyorum ki ben onları bir daha bir arada göreceğim inşallah. Çünkü gerçekten yakışıyordunuz birbirinize. Ne yaptınız böyle? Anlamadım yani. Gerçi sana yaramış gibi görünüyor. Ya. Ay, teşekkür ederim. Çünkü bugün işte kuzenlerim falan arıyor. Ya çok kötüsün televizyonlarda, niye öylesin, perişan olmuşsun, ne alakası var dedim yani. Kötü değilim ama bugün böyle biraz kendimi iyi hissediyorum. Ama bir de kötü olmamak... çok üstüme gelindi yani biraz basındaki arkadaşlara da çok feci halde kızgınım ve de acayip kırgınım. Sana geldim çünkü senin samimiyetine güvendiğim için artık bir kere konuşup olayı kapatmak istiyorum. Çok fazla deşmek istemiyorum. Deşmek istemiyorsun. Hı-hı. Peki Demet'ciğim, perişan olman ve üzgün olman çok doğal, bir kere bir. Olmaman anormal. Hı-hı. Bu da iki. Ama diyorsun ki ben sanki seni çok kararlı gibi görüyorum. Yani evet. Gazetelerden okuduğum kadarıyla sanki sen çok kararlısın ki ben senin İbrahim'e olan sevgini bildiğim için inanamadım bu kadar kararlı olmana ki. Sen İbrahim için birçok olaylara sebep olmuş. Bilumum işte ona göz koyanları, hatta böyle yolun ortasında parçalamış biri olarak nasıl İbrahim'i bu kadar kolay ayrılabildiniz birbirinizden diyeyim. Çünkü kimin kimden ayrılmak istediğini bilemiyorum. Nasıl böyle bir şeye bir anda son verebildiniz? Yani bir anda... Hiç aklıma gelmezdi. Yani evet, benim de. Evet. Yani alınmış bir karar vardı 5 Temmuz evlilik tarihi. Evet. Ama İbrahim herhalde... Kim erkekler girermiş bu bunalıma? Bilmiyorum, Kaya Bey girmiş miydi? Kaya nerede? Hiç umurunda bile değil, ne olacak? Kim erkek girermiş? Evlenirim, ayrılırım. Ne olacak ki? Böyle bir strese girermiş. O da herhalde böyle bir şeyin içine girdi. Mitoşki biraz daha bekler misin dedi. 5 Temmuz olmasın, ben evlilik lafından acayip ürküyorum dedi. Ben şok oldum. Eyvallah. İlk önce ağladım, sızladım. Yani benim de gücüme gitti sonuçta. Tabii. Ama sonra baktım ki yani olacak gibi değil. Biraz çekildim kenara, bekledim ne olacak ne bilecek. Ama hala görüşürüz. Yani düşmanca ayrılmış değiliz tabii ki. Ama yani onun hayatına biri girdiği an ben de tamamen bitecek. Zaten şu anda ayrılmış durumdayız ama biriyle gerçekten bir ilişkiye başlarsa benim kafamda finito. Yani sen diyorsun ki buradan çocukcağız da bana bak. Ben sana ayrıldım ama hiç o numaraları yeme. Sen yine kendine dikkat et diyorsun yani buradan ona. Öyle diyorum ama yani işte 4 seneden bu da sonra... başka bir ayrılık tarzıdır. Bu böyle alttan alttan, iğneliye iğneliye. Aslında belki böyle bir şey yaşamanız gerek. Eğer bir ders vermek istiyorsan... Ya yok, hayır yani İbo'yu da suçlamıyorum yani sonuçta. Kimsenin ümüğüne de yapışmıyorum evlen diye. Böyle bir moda girdi yani, gayet de normal. Ona da kızmıyorum, hak veriyorum. Yani çok işte transferi var, her taraftan baskı var, olabilir ama ben kaldıramadım artık yani. Çünkü şu beynim artık ne transferin T'sini ne de ertelemenin E'sini alıyor. Daha önce böyle yani şeyler söyledi herhalde. Evet. Yani daha önce... artık. Yok, yani ilk olsaydı tabii ki her zaman onunla destek ve yanında olduğum için belki ilkini kabul ederdim ama artık bu üçüncü yani. Üçüncü. Peki nasıl oluyor? O da bunu düşünemiyor mu bu kıza? Ben bir kere daha bunu söylersem artık bu kızcağız... Haklısın bunu... diyor zaten. Bir şey dedi, yok haklısın diyor yani. Ben haklısın senin diyor. Yerinde olsam diyor, şey yapma yani, haklısın diyor. Haklısın. Peki ailesi tarafından... Bu sefer zannetmiyorum ailesi tarafından bir şey olduğunu, yok artık yani. Çünkü biz İvon'un annesiyle sandalyelerin arkasındaki tüllere varıncaya kadar konuşmuş, otellere gitmiş, gün almış ve bunun menüsünden bilmem nesinin hazırlığını yapmış insanlar. Yok, aileden zannetmiyorum ama sadece aileye tabii ki kırgınım. Çünkü ayrıldıktan sonra hiçbir büyüğümüz aramadı bizi barıştırmak için. Hiç kimse aramadı. Aa, dalga geçiyorsun. Tabii yani ne arkadaşları, bir tek menajeri bir kere aradı. Ha, tabii aman barışayım, birisi beni arasın diye zaten beklemedim ama en azından tam o ara sinir, stres, boyun fıtığı başlangıcı bilmem ne, en azından bir geçmiş olsun telefonu bekledim ama ha, yok. İnanamıyorum. Yani. O zaman ailesi de şu vaziyette dedim. Dinden dinidom, dinden dinidom. Lalli. Yani ben onları böyle hayal ediyorum şu anda. İnsan bir kere bile aramadıysa bu demektir ki aman 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 iyi oldu. Değil mi? Ama tekrar barışırsanız ne olacak?
O zaman nasıl bakacaklar senin yüzüne? Bilmiyorum. Onlara sormak lazım yani. Ama aileden artık zannetmiyorum ya. Belki de İbrahim aileye siz karışmayın dedi. Yani şimdi onların da günahını almamak lazım. Tabii tabii, yani bu sefer ben zaten aileden olduğuna artık asla inanmıyorum yani. Bu kadar oynuyorlarsa politikacı olsunlar, imkanı yok yani. Seni böyle mi kandırdı? Ben şimdi bunalımdayım. Ben işte evlenmeden önce böyle kötü bir moda girerim bilmem ne mi yani bu. Öyle dedi ama ben acayip gücüme gitti yani. İbrahim bravo, çok gücüme bravo. Gitti. İyi idare ediyor. Çünkü biliyor ki bir süre sonra yine seni kafaya alacak. Tabii canım, yani onun için evi öğrenmek istedi. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun oraya yani. Ama kafaya alınacak gibi değilim artık yani. Bu sefer gerçekten kararlıyım. Gerçekten mi kararlı? Kararlıyım çünkü sonuçta 4 sene beraber olduğum insan bir daha böyle karşıma geçip ne olur bekle deyince olurum. Peki şimdi yani. Ne diyor? Yani senin bu durumundan dolayı tedirgin olup da sana hadi gel evlenelim demiyor hala, değil mi? Öyle bir şey yok. Canım, o zaten o moda girmiş yani. Onun transferi işi her zaman her şeyden önemli olduğu için. Transfer başka bir yere mi transfer oluyor yoksa? Yani problemleri var tabii Yunanistan'da transferiyle alakalı. O da işi belli olmadığı için. Belki gidecek, belki Amerika'ya gidecek, belki İtalya'ya. Nereye gideceğini de bilmiyorum yani. Onun için şu anda o işiyle alakalı problemlerini çözsün. Ya tatilde sen... zaten. Nerede? Bodrum'da. Antrenmanda mı acaba? Bilmiyorum ki. Sanmıyorum ama. Gel biraz şöyle şu ışığa, ışığımızı güzel alalım. Seni güzel görsün, kıskansın. Belki ne olur ne olmaz diyorum ben. Ama hakikaten şey, inanamıyorum. Ben sana inanamıyorum. Sen ayrıldın. Bodrum'a gitmesine müsaade ettin. Ne yapacağım ben? Ha vallahi doğru dedin. Ne yapacağım? Aa, ne yapacak? O var ya. O var ya. Ayrıldığı halde var ya. Adım böyle yırtar. Ay yok, hiç. Hiç öyle şeyler yapmadım vallahi. Şimdi yapmıyorsun. Ne zaman yapacağım? Şimdi seni çok rahat görüyorum ilk defa. Yok yok yani bu sefer. Bir sene önce böyle olmazdın. Demet itiraf et. Böyle olma. İzin belki vermezdin. Belki ama işte yani üçüncü kez ertelendiğinde artık benim de içim kıyıldı yani. Ha, değil mi? Evlenecek mi evlensin? Bak hak veriyorlar bana. Ha? Bekleyin. Zaten ne yaptın? Zaten ne yaptın? Daha ne bekleyeceğim anacığım? 4 sene yani. Daha ne bekleyeceğim? Ha? Bak bir şey yapmıyorum ki, kız arkadaşlarımla eğlence yerlerine gidiyorum. Evime dönüyorum. Yani aramıyorum yani. Bakar mısınız? Rahat bırakırlar mı sizce şu görüntüyü? Sizce rahat bırakırlar mı? Ben zannetmiyorum vallahi rahat bırakacaklarını. Ha? Kendimden geliyorum. Bırakın rahat olur. Ya kimseyi beklemiyorum. Vallahi öyle bir şeyim yok yani. Kimseyi zaten bekleyemezsin. Çünkü daha çok yeni ayrıldınız. Herhalde tabii, hala tabii. Birbirinizi seviyorsunuz. Ya zaten bizim... Bir üçüncü kişi tarafından falan ayrılık yok, böyle bir şey yani. Asla o kadar... Ne, ona geleceğim şimdi, Özcan Deniz meselesi. Ya böyle bir şey, inan yani şöyle merhabam yok. 8-9 sene önce senin kadronda adamla bir tek resmimiz orada var. Ve inan yani merhaba, iyi akşamlar, nasıl, hiçbir şey yok. Nereden yani, çıktı peki bu sence? Nereden çıktı? Şöyle bir şey. 2 sene önce ben bir televizyon programında, bu sene de yaptığım röportajlarda İbrahim yanımdayken İbo'ya sordular Türkiye'nin en güzel kadını kim? Hülya Avşar dedi. Bana da sordular Türkiye'nin en yakışıklı erkeği kim? Ben de Özcan Deniz dedim. Yani ben olsun diye. Hayır. Ama öyle. Sen nesin sen? Özcan Deniz Türkiye'nin en yakışıklı erkeği mi sence? Bence öyle. Hayır. Öyle. Ah. Şimdi Özcan bana sinirlenecek. Yani Özcan tamam, eli ayağı yüzü düzgün, hoş bir çocuk. Hakikaten yakışıklı ama Türkiye'nin en yakışıklısı... Bak İbrahim daha yakışıklı dedi. Ay buna girerim ama yani. Baya çilimli oldu. Aa niye gülüyorsun be? Yakışıklı değil ama. Aa, ama değil. Karizmatik. Bence İbrahim hiç yakışıklı değil. Sırık gibi boyu var. İyi, senden duymak daha bir iyi oldu yani. Sen benim kocamı beğenmezsen ben bir... Hokka gibi burnu. Sırın gibi boyu. Başka neyi var? Kibar nasıl kibar? Ah nasıl kibar? Ölür kibarlıktan. Ya daha ne olsun ki? Ay Allah. Ay vallahi buna
çok yürekten ve içten güldüm, çok ailemizin demek. Demek Özyen Türkiye'nin yakışıklı erkeği, vay vay başıma gelenler. Sonra... Ya işte böyle bir şey söyledim. Biz bu yaz başı turneye gidecektik. Özcan, Deniz, Ümit, Sayın, Hazal falan böyle bir kadroyla. Turneye giderken de tam bizim ayrılığımız patladı. Allah mı razı getirmiyor nedir, turne de iptal oldu. Yani biz bir araya gelemedik. Özcan, Deniz hani bir kara bir şey olur, bilmem ne olur. Anlarım bu kadar. Ha, Özcan'la birlikte turneye gidecektiniz bir de. Evet ama yani Kur'an'ı getir el basarım. Böyle bir şey asla ve asla olamaz. Yani İbo'yu, Ricky Martin'e hiçbir şey değişmiyor. O başka bir şey ama yani Özcan, Deniz'le inanın yani kendi de çıkıp söyledi adam. Bu kadar yani... Şey değiliz ya yani. Ya muhakkak. Onun yok zaten kimse şey inanmadı. Eminim ki ben hele hiç inanmadım da böyle bir şeye. Ama ne, Özcan da bu arada herhalde Özcan... bol bol kaset satmıştır. Kaset sattım, biraz havaya da girmiştir haklı yani olarak. Biraz bir şeyler olmuştur Özcan'a da. Aslında bak Özcan'ı da davet edebilirdik bugün buraya. Sonra İbrahim de bizi kıtır kıtır. Ondan önce beni kıtır kıtır. Ay Allah'ım, şaka bir tarafa, her şey bir tarafa. Ya ben inanmıyorum sizin ayrılabileceğinize. Ama korkuyorum da, bak dikkat et. Şeyden korkuyorum. Dikkat etsin. Şey olarak korkuyorum. İkinizi de rahat görüyorum. Öyle. Enteresan bir rahatlığınız var. Evet. Tehlikeli bir durum yani. Öyle bak. Ben daha tecrübelisin, bilemiyorum. Tecrübeyle alakası yok. İnsanlar görüyorlar. Eskiden sizin ayrılıklarınızda... Ben seni tanıdığım için biliyorum ki yani muhakkak izin, 3 gün sürerdi, 2 gün sürerdi. Kimse kimsenin ayrı bir yere gitmesine izin vermezdi gibi geliyor bana. Şimdi herkes bir rahat. Sen turneye gitmeye karar vermiştin, o Bodrum'da tatil yapıyor. Yani bu bir rahatlık bence. Evet, belki iyi belki kötü ama yani böyle biraz kararlıyım bu sefer yani. Ya kısmet bir şey de olacak, her şeyin hayırlısı diyorum. Belki doğru. Kısmet değildi. Boşu boşuna belki de evlenip bir ay sonra Allah korusun ayrılacaktı. Tabii doğru. Öyle olmaktansa hiç dul olmadan... Evlenmeden boşandım yani. Evlenmeden boşandım. Hay Allah ya. Vallahi benim başka soracak sorum yok. Seni söylemek istediğim varsa insanların yanlış anladığı ve anlamalarını istemediği. İşte bir tek zaten o mevzuyu yani bir süre çünkü basında çıkan şeylere şöyle geri çekildim. Bu sefer geri çekilip konuşmayınca yani çok abuk subuk haberler çıkmaya başladı. Bundan sonra da konuşmayacağım zaten. Ama Özcan Deniz olayı asla ve asla, böyle bir şey asla yok. Bundan sonrası hepimiz için hayırlısı diyorum ben. O kadar. Başka diyecek bir şey yok. Senin içine doğan ne? Hiçbir şey doğmuyor içime vallahi şu an, belki böyle bir şey yaşadığım için hiçbir şey doğmuyor. Kız kardeşiyle görüşüyor musun? Yok, hayır. Onunla da mı bitti? Yok, hiç kimseyle görüşmüyorum yani. Aa, çok beni enteresan. Arayan sadece kendi ailem yani ve kendi arkadaşlarım. Böyle bir şey var. Ya. Bundan sonra barışsanız da sorunlar var. Aileyle. Böyle bir şey olmaz artık herhalde. Olmaz diyorsun. Diyorum. Ben üzülüyorum. Vallahi ben üzülüyorum. Bilmiyorum ben başkaları üzülüyor. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Yani her şeye inanırdık da sizin ayrılacağınıza. Çünkü bizim artık evlenmemiz sürpriz olmazdı ama ayrılığımız acayip şok oldu. Gerçekten yani. Öyle oldu. Öyle gerçekten. Oldu ama kısmet, ne yapalım, çok fazla şey yapmamak lazım. Böyle. Demet bize şarkı söyleyecek mi yoksa böyle elli kolunu sallaya sallaya gidecek mi? Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah hadi. Barışırsınız diyorum. Gerçekten. Bir zamanlar evliydiler.